Merhaba. Evet, 10 günlük tatil sona erdi. Şimdi tekrar programlara, videolara başlıyoruz. Bugünkünün başlığı Kamboçya Kendini Yıkan Devrim. Bu isimdeki bir e-kitap işte dün yayınlandı. Bunu şeye koydum. Ne derler? E-kitapların arasına koydum. Nereden bulabileceğinizi de zaten videonun tanıtım yazısında belirtiyorum. Sadece özellikle belirteyim. Google Drive'ı parasız olarak bilgisayarınıza indirin ve ondan sonra arayın. Çünkü bunu indirmeden direkt aradığınız zaman bazen çıkmayabiliyor. Ama çıkmamasını nedeni çünkü programı indirmemişsiniz ondan dolayı. Yani bunu yapın. Evet, şimdi Kamboçya Kendini Yıkan Devrim. Tabii şu soru sorulabilir. Böyle bir kitaba neden gerek oldu? Kamboçya birkaç milyonluk küçük bir ülke. Vietnam, Laos, Kamboçya üçü zaten birlikte bulunuyor. Çin Hindi'nde denilen bölgede. Kamboçya şundan dolayı gerekli oldu. Daha önce Vietnam ve Laos'u yazmıştım zaten. Kamboçya bunlarla beraber olmanın yanı sıra, yani aynı bölgede bulunmasının yanı sıra başka özelliklere de sahip olan bir ülke. Öyle özellikler ki bunlar 22. yüzyıl sosyalizm tarihinde başka yerde görülmemiş özellikler. İki tane şey verebiliriz. Burada iki tane özellik başlıca sayabiliriz. Birincisi şu. Bir dönem Kamboçya'da sosyalist bir ülke ve Vietnam'da sosyalist bir ülke. 1975'ten itibaren her iki ülkede sosyalist ülkeler. Komünist partiler iktidarda. Burada Kamboçya halkında tümünde değil ama önemli bir bölümünde Vietnam'a karşı açık bir düşmanlık var. Bu pek rastlanan bir olay değil. İkisi de sosyalist ülke ve birinin halkında, en azından halkının önemli bir bölümünde diyelim, diğer ülkenin halkına karşı, diğer ülkenin geneline karşı bir düşmanlık var. Bunun bir herhalde incelenmesi gerekiyor bir yer. İkinci nokta da şu. Kamboçya Komünist Partisi'nin silahlı gücü Kızılkemer'le Vietnam Komünist Partisi'nin ordusu arasında 10 yıl süren bir savaş gerçekleşiyor. 1979-1989. Yani iki sosyalist ülkenin komünist partilerinin silahlı güçleri arasında 10 yıl süren bir savaş gerçekleşiyor. Vietnam ordusu Kamboçya'ya girip şeyde ne derler 1978 sonu 1979 başında Kamboçya'ya girip Kamboçya Komünist Partisi'ni iktidarı deviriyor. Yerine başka bir sosyalist iktidar kuruyor. Ancak iktidarın devrilmesiyle mesele bitmiyor. Kızılkemer ülkenin kuzey doğusunda Tayland sınırında ormanlık bölgeye çekiliyor. Ve ülke içinde 10 yıl boyunca iki ordu arasında bir gerilla savaşı yapıyor tabii. Çünkü Kızılkemer Vietnam'ın ordu gücüne, silahlı gücüne dayanabilecek durumda değil, karşı koyabilecek durumda değil. Vietnam ordusu hem sayıca daha fazla hem savaş tecrübesi çok yüksek. 10 yıl süren bir savaş gerçekleşiyor. Belki şunu da tabii eklemek mutlaka gerekir. Niye buradaki iktidarı deviriyor Vietnam ordusu? Şundan dolayı. Çünkü deniliyor ki Kamboçya Komünist Partisi kendi halkına karşı jenosit, otosoykırım uygulamıştır. Daha sonraki yıllarda Birleşmiş Milletler de bu otosoykırımı kabul ediyor. Yani bu bir Komünist Partisi'nin 22. yüzyıl tarihinde örneği yoktur. Bir Komünist Partisi'nin ülke halkına jenosit, büyük bir kırım uygulamasıdır. Şimdi şunu belirtmek lazım. Kamboçya birkaç milyonluk bir ülke. O sırada yani işte 79-89 bu arada yaklaşık İşte 3 milyon falan nüfusu var. Ya da 3,5 milyon nüfusu var. Ölü sayısı belli değil. Farklı rakamlar veriliyor bu konuda. En üst rakam ülke nüfusunun 1/3'ü öldürülüyor. Ki bu 1/3 demek yaklaşık 1.300.000 kişi demek. En düşük rakam ülke nüfusunun 1/8'i öldürülüyor. Arada bu kadar fark olmasının nedeni Kamboçya'da daha sonraki yıllarda toplu mezarlar bulunuyor. Yani ölü sayısı değişik bölgelerden gelen sayılarla devamlı olarak yukarıya çıkıyor. Ne kadar yukarıya çıkıyor bunun tam hesabı
tutulamamış. Ama dediğim gibi yani 8'de 1 ile 3'te 1 arasında bu fark değişiyor. Şimdi Kamboçya önce şey gibi Laos ve Vietnam gibi bir Fransız sömürgesi. Daha sonra Fransız sömürgeciliği 1955'te bütün alanları birden terk ediyor. Vietnam'da Dien Bien Phu'da yenildikten sonra bu bölgeyi terk ediyor. Hem Laos'ta hem Kamboçya'da normal bourgeois hükümetler iş başına geliyorlar. Vietnam ikiye bölünüyor. Kuzey Vietnam sosyalist oluyor. Güney Vietnam'da Amerikan kuklası bir yönetim iş başına, Mantiyo yönetimi iş başına geliyor. Arkasında Vietnam'da ABD ile savaş başlıyor. Laos ve Kamboçya'da ABD işgali olmuyor. Ama ABD bu iki ülkeyi de yoğun bir şekilde bombardıman ediyor. Ve bir sürü insan ölüyor. Yoğun bir şekilde bombalamasının nedeni, daha önceki bir programda belirtmiştim. Kuzey Vietnam'dan Güney Vietnam'a insan geçirmek, malzeme geçirmek zor. Çünkü Vietnam uzun ve ortada daralan bir ülke. Bu dar bölgeden güneye geçmek çok zor. Bunun için Laos ve Kamboçya'dan tüneller kazılıyor. Ho Chi Minh yolu adı verilen. Ve bu tünellerden hem insanlar hem malzeme Güney Vietnam'a, hatta Saigon yakınlarına kadar, o zamanki başkenti olan Saigon yakınlarına kadar geçiriliyor. ABD de bu yolu sürekli bir şekilde bombalıyor. Tabii Kamboçya'da bu bombalamadan nasibini alıyor. 1975'te yine bu üç ülke birden Vietnam birleşiyor. Laos gericikler devirip bağımsızlığı kazanıyor. Aynı şey Kamboçya'da da oluyor. Kamboçya Komünist Partisi iktidara geliyor. Kamboçya o zamana kadar krallık durumunda ya da prenslik durumundadır. Prens Sihanouk yönetimdedir. Arkasından ne oluyor? 1975'ten 1975 ortalarından işte diyelim. 1978 sonuna kadar yani işte 3 yıla yakın bir süre, 2,5 yılda 3 yıl arası olan bir sürede Kamboçya Komünist Partisi bütün şehirleri boşaltıyor. Herkesi köylere sürüyor. Bu arada tabii çok can kaybı oluyor. Ülkedeki Vietnamlıları öldürmeye başlıyor. Kamboçya'da yerleşik, hatta bir nesil değil, iki üç nesil değil yerleşik Vietnamlılar var. Bunları ya bu ülkeyi terk edin diyor ya da bunları öldürmeye başlıyor. Vietnam'a saldırıyor. Sınır köylerine saldırıyor. Ve bir süre sonra işte Vietnam ordusu Kamboçya'ya girip yönetimi deviriyor. Şimdi Kamboçya halkının küçük olmayan bir bölümünde neden? Vietnam'a karşı büyük bir güvensizlik ve düşmanlık var. Bunu oluşturan özellikle sömürge yönetimi, Fransız sömürge yönetimi. Fransız sömürge yönetiminin bu oluşumu bilinçli olarak yaptığını zannetmiyorum. Yani bu sömürge yönetimi 50 yıl, 100 yıl sonraki durumu düşünmez. Şöyle bakar meseleye, işlerimi en kolay ben nasıl hallederim? Şimdi Vietnamlılar daha çalışkan, okuma yazma düzeyi bakımından daha iyi, daha disiplinli bir halk olarak biliniyorlar. Özellikle Kamboçyalılara göre. O zaman ne oluyor? Çok sayıda Vietnamlı Kamboçya'ya yerleşiyor. Zaten bu daha önce başlamış. Ama özellikle Fransız sömürgeciliği dönemindeki yaklaşık 80 yıl sürüyor. Bu artıyor. Fransız sömürgeciliği devlet memurları da özellikle de başkentteki devlet memurlarını Vietnamlardan seçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani başkent Phnom Penh'de okumuş Kamboçyalılar bile devlet memuru olamıyor. Öncelik Vietnamlılara, onlar sıra bekliyorlar. Tabii bu Kamboçya halkında ülke elden gidiyor. Biz sadece Fransa'nın değil Vietnam'ın da sömürgesiyiz. Ülke Vietnamlaşıyor düşüncesinin oluşmasına yol açıyor. Vietnam, Kamboçya Kurtuluş Savaşı'nda hem Fransız sömürgeciliğinden kurtuluşunda hem daha sonra Prens Sihanouk iktidarından kurtuluşunda ciddi bir şekilde destek oluyor oradaki devrimci mücadeleye. Ama kafada daima şu var. Vietnam ise niye destek oluyor? Devrimci dayanışma için mi destek oluyor? Yoksa Kamboçya'ya iyice yerleşip Kamboçya'yı da Vietnam'a katmak için mi destek oluyor? Bu düşünce bariz bir şekilde var. Ve Kamboçya Komünist Partisi bu düşünceyi özellikle gelişmesi çalışıyor. Yani düşünebiliyor musunuz?
Vietnam birliklerinin ülkede bulunduğu sürede Kamboçya Komünist Partisi bazı yerlerde Vietnam birliklerine karşı gösteri düzenliyor. Şeyle beraber, Kamboçya köylüleriyle beraber. İş yani bu dereceye varmış. Tabii bu, bir de bu işin daha da geçmişi var. 300-400 yıl önceki geçmişi. O zamanlar Kamboçya'nın bir Angkor ya da Kemer İmparatorluğu var. Kemer İmparatorluğu Güney Vietnam'ın özellikle bu Mekong Deltası'nın sahibi durumunda aynı zamanda. Bu imparatorluk devrildikten sonra bunlar ta Fransız sömürgeciliğinden bile önce Tayland bir bölümü o zamanın Kamboçya'sının bir bölümünü işgal ediyor. O zamanın Vietnam'ı da Güney Vietnam Mekong Deltası'nı geri alıyor. Şimdi tabii Kamboçya Komünist Partisi'nin ve tabii bunun başında Pol Pot var. Pol Pot'un özellikle üzerinde durduğu konu biz eski alanlarımızı geri almalıyız. Kamboçya eski alanlarına kavuşmalıdır. Kamboçya Vietnamlılardan ve diğer bütün yabancılardan temizlenmelidir. Bunun için derhal Vietnamlılar ya ülkeyi terk eder ya da hepsini öldürürüz. Ve böyle de yapıyorlar gerçekten. Arkasından dediğim gibi Vietnam ordusu buraya müdahale ediyor. 1979-89 arasında iç savaş sürüyor. İç savaş Vietnam ordusuyla Kızılkemerler arasında. Tabii Kızılkemer gittikçe sıkışıyor. Bir süre sonra Kızılkemer şunu görüyor. Aynı zamanda Kamboçya yönetimi de şunu görüyor. Sosyalist yönetimi, Hun Sen'in başkanlığındaki sosyalist yönetimi de şunu görüyor. Bu iş böyle yürümez. Ne yapıyorlar? Kızılkemer'e önde gelen kadroları geliyorlar başkente. Hun Sen'le konuşuyorlar. Diyorlar ki anlaşalım, geçmişi öldürelim. Bu iş bitsin. Zaten Pol Pot'u yönetimine aldık. Hatta tutukladık. Tamam diyorlar. Diğer tarafta Hun Sen yönetimi tamam diyor. Gayet tabii olur. Zaten şeyden sonra 1990'lı yılların başlarında genel af ilan edecek ve bütün Kızılkemerleri affedeceklerdir. İki kişi hariç. Biri Pol Pot, diğeri ikinci bir adam. Şimdi adı aklımda kalmadı. Çünkü Pol Pot da zaten takma isim. Yani esas ismi Salossar. Bir de bir hapishane, meşhur bir hapishanenin müdürü. Bu müebbet hapis alıyor. Pol Pot ve diğer kişi idam cezasına çarptırılıyorlar. Ama yakalanmıyorlar bunlar. Yani gıyaplarında idam cezası çarptırılıyorlar. Geri kalanı affediliyor. Bu iş diyorlar ki olsun bitsin. 89'da zaten belli. Berlin duvarının yıkıldığı. Değil mi? Doğu Avrupa'da sosyalizmin çözüldüğü. Büyük altüst oluşları yaşadığı. Ve bütün bunun bütün dünyadaki sosyalist ülkelere etkilediği bir dönem. 79-89 döneminde yani ülkede Vietnam işgali varken geçmişin büyük hasarını tamir etmeye çalışıyorlar ama çok zor. Yani bir soykırımın hasarını tamir etmek çok zor. Ne yapsalar pek kar etmiyor. Ve Kamboçya giderek Halk Cumhuriyeti'nden Kamboçya Devleti'ne doğru geçiyor. Yani sosyalizmden kapitalizme doğru geçiyor. Pres sürgüne gitmişti, geri dönüyor. Ama öyle bir meşruti krallık kuruluyor ama öyle bir meşruti krallık ki bu bütün yetki bakanlar kurulunda ve başbakanda. Hun Sen şeydir, Halk Cumhuriyeti döneminde de başbakandı, kapitalist döneminde de başbakan. Kadro da aynı. Bu yönden değişim yani diğer sosyalist ülkelere aynen uyuyor. Komünist Partisi üst yönetimi sosyalizmden kapitalizme geçiyor. Pek böyle hiç, hemen hemen hiç fire vermeden buradan buraya doğru geçiveriyor. Ülke şeye geçiyor, Kamboçya Devleti'ne geçiyor. Esas yetki dediğim gibi başbakan da hani presin görevi bir çeşit hani yetkisi olmayan sadece kararları imzalayan cumhurbaşkanları vardır. Onun gibi bir şey. Yani bunun ötesinde pek fazla bir yetkisi yok. Ve ülke kapitalizme geçiyor. Laos ve Vietnam pazar sosyalizmine geçiyorlar. Öteki pazar sosyalizmine duramıyor. Öyle bir şey yapamıyor. Öyle bir şey niyetleniyor ama yapamıyor. Çünkü ellerinde kadro yok doğru düz. O kırlara, nüfusu kırlara boşaltmak, ülkede yaşanan soykırım zaten zayıf kültürel ve teknik kadroyu tümüyle tahrip etmiş vaziyette. Bu kadro da öyle 5-10 yılda yani zor yetişir. Bir kere büyük bir güvensizlik var. Buradan şeydir, ciddi bir süreçte yani pek de yavaş olmayan bir süreçte kapitalizme geçiliyor. Bu yönleriyle
Kamboçya başka örneği bulunmayan esaslı bir tarihi önümüze seriyor. Düşündüm ki bunu öğrenmek gerekir. Onun için zaten bunu yazdım. Burada anlattıklarım da kitabın